Kadıköy Cuma Pazarı'na geldim arkadaşlar. 22 Eylül 2023. Şöyle bir tişört tezgahı gördüm. Üst katta çok az tişört tezgahı alıyor. Genellikle şöyle kumaşçılar falan alıyor. Şu tişörtü size göstereceğim. Çünkü 3 tanesi 100 TL'ymiş burada. Biraz önce aşağıda geziyordum. Bershka yazıyor etiketine bakın. Dua Lipa yazıyor burada da. Dua Lipa selam varsa buyursun. 3 tanesi 100 diyor buraya arkadaşlar. Aşağıda şu tişörtün tanesine 80 diyordu. O yüzden uygun fiyatlı diye buraya çekeyim dedim. Numarası 207. 207 numara tişört. Valla fena şeyler yok değil. Bakarsınız gelip. Gençler seviyor bu tişörtleri. Bu ne kadardı aşağıda ya? Bu da daha fazla bir fiyattı. Bunu da gördüm sanki. Bu da 80 liraydı galiba. Bu desenden sweatshirt gördüm aşağıda. Ha, tamam, o 250 liraydı. Onda da başka yazıyordu sanırım. Daha kalın kalın bir sweatshirt vardı. Bu böyle uzun kollu, ince bir şey. Değişik bir desenmiş. Gençler sevebilir. Bilemeyiz. Lacoste diyor. Bakayım şöyle. Polo yaka. Böyle bir şey vardı. Beatles yazıyor. Beatles grubunu sevenler varsa. Plan Bear diyor bakım markası. 3 tanesi 100 diyor. 3 tanesi 100 arkadaşlar burası. İyi bence fiyat. Bakın böyle Lacoste logolu Stairil yazıyor. Bu da benim şalım. Tezgaha poşet bırakmaya çalışıyorlar da 2 saatte onun muhabbeti dönüyor. Böyle şeyler var bakın, ben bu karakteri tanımıyorum. Bunda da Plan B yazıyor. Böyle bir şey var. Beautiful moment yazıyor. Güzel anlar diyor. Beautiful güzel anlar. Güzel anlar. Erkekler için bakın böyle gant falan var. Olayka. Böyle böyle şeyler arkadaşlar. Şurada halı kilim falan satılıyor böyle şeyler var. Halı kilim paspas. Yolluk. Böyle şeyleri severler genelde bizim Türk halkı. Şu genç evi için güzel olabilir. Fiyat yazmıyor. Başına da kimse yok. O yüzden fiyat soramıyorum arkadaşlar. Sen fiyat sevmiyor. Ne olmuş? Fiyat yazmıyor orada. Bunun metresi ne kadar? Ha, siz bakmıyorsunuz. Müşteriye soruyorum. Balenciaga yazıyor bakın bunda. Bunun metresi ne kadar acaba? 40 lira. Parça 40 liraymış, metre değilmiş. Parça 40. Fena değil. Bence. Şöyle krep bir kumaş var. Ama güzelmiş. Bu elbiselik güzel olur bence. Krep kumaş pek sevmem ama güzel olur. Şu pudra rengi bir şifon var. Transparan. Lacivert beyaz ince viskon var. Bundan böyle pantolon, şort, gömlek yapılır. İnce tiretici ceket olabilir, ceket. Şuna bakıyordu gençler, bize bakalım. Bu böyle polar gibi, polar battaniye gibi yumuşak yumuşak. Böyle canlı, cap canlı bir desen. Juicy, juicy, juicy diyor. Juicy yani meyve suyumsu. Böyle meyvemsi. Kekremsi gibi oldu. Şuraya bakalım. Çok güzelmiş bu. Brode kumaş. Fisto da deniyor. Fisto ya da brode. Efsaneymiş bu. Elbiselik. Bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı ne kadar? Metre 80'miş. 3 metreymiş yani. 240 liraya. 3 metresi. Güzelmiş ama. Şöyle bir şey var. İri leopar desenli. Bu da viskon. Bundan da pantolon, gömlek, şort yapılır. Bu biraz kalın kalın, sert kumaş. Sevmedim tuşesini. Bugün niye konuşamıyorum ben ya? Tuşe. Sabahtan beri dışarıdayım. Dışarıda işlerim vardı. Hala konuşamıyorum. Dişti. Dışarıda işlerim vardı. Tamam, Mecidiyeköy'e gittim. Ondan sonra Kadıköy'e geldim. İlk önce kendim gezdim. Böyle bir kumaş varmış. Bu da güzelmiş. İncecik. Biraz transparan ama güzel. Böyle yerlerde de bu arada parça kumaşlar satıyor. Mesela şundan küçük bir el çantası yapabilirsiniz. Peluş bir kumaş.
Ya da ayıcık mayıcık dikebilirsiniz. Oyuncak ayı dikenler falan oluyor bazen evde. Onlar için de olabilir. Fiyat sorabileceğim kimse yok başında. O yüzden söyleyemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var mı mesela? Bikini üzerine giymek için transparan bir tunik elbise gibi bir şey dikilebilir bunlar. Pareomsu, kimono gibi bir şey. Pareo, kimono. Yerlerde kumaşlar. Böyle bir şey var. Bakayım bundan ne yapılır mesela? Elbise falan olabilir. Altına bir kat astar daha. Açamadık. Şöyle bir göründü mü acaba? Böyle bir transparan kumaş, şöyle bir dantel var. Biraz likralı. Şöyle organzeye benzeyen mor bir tür var. Neymiş? Bu da elbiselik herhalde hazırlamışlar böyle. Ya da şey olabilir, crop topların böyle kollarında kullanıyorlar ya bunları, omuzlarında. Şöyle mesela omuz için beyaz bir şey dikersiniz, omuzlarına da bundan güzel olabilir. Beyaz bluz, crop top. Bu da çok kalın ya. Bundan şey böyle, anca trench coat gibi, yağmurluk gibi şey bir şey olur. Dış giyim için sert çünkü. Ve siyah bir dantel var. Bu desenli. Bu kumaşı beğenmedim. Saten gibi bir kaygan. Polyester. Böyle lacivert bir tül var. Indigo. Böyle bir dantel var. Pudra rengi bu neymiş bu? Bu da astarlık falan yapılabilecek bir şey. Ceket için astar yapılabilir. Bakın böyle polu payetli kumaşlar var. Nişan kınarı, düğün falan için. Polu payet, polu payet. Bakın al bakalım. Böyle bir şey bakalım. Neymiş? Bu değişikmiş. Onu alıyorlarmış. Böyle bir önemli değil. Böyle bir şey var. Canlı renklerde. Miro'nun şeylere benziyor ya. Böyle abstrakt şey, sanatçıların işlerine benziyor. Böyle bir şey. Aa, bu çok güzel. Yani bundan yazlık eve perde de yaparsınız. Pantolon da dikersiniz. Böyle ketene benzeyen şantuk. Keten şantuk. Güzelmiş ya. Beğendim bunu. Böyle ceket pantolon takım da hoş olur bence bundan. Buna fiyatını bir sorsam iyi olacak ama müşteriyle ilgileniyor şu anda. O yüzden biraz oyalanalım burada. Böyle leoparlar var. İşte de başka tezgahların bağır sesini duyuyorsunuz. Böyle bir şey var. Mesela kına gecesi için evde hazırlıyorsanız böyle sepetlerin üzerine falan kaplamak için olabilir. Şöyle mavili bir çiçekli şifon kumaş var. Yerdekiler 5 lira diyor. Hadi oraya bakalım. Çok bağırdı. Şunlar 5 liraymış biraz önce baktıklarımız. Göstermiştim ya. Neyse. Şöyle dantel mantel aksesuarlar var arkadaşlar. Burada kapitone kumaşlar var. Bunlardan da çanta falan dikebilirsiniz. Yelek olur. Birleştire birleştire böyle mont yapabilirsiniz. Bu da kapitone bir kumaş mesela. Mont, yağmurluk, işte çanta. Böyle kapitone çantalar çok moda şu anda bu dikişle. Böyle şeyler olabilir. Şurası 5 lira demiştik. Burada böyle ıncık cıncık şeyler var. Boncuktur, düğmedir. Aplikeler var. Şöyle bir şey var mesela. Broş. Böyle bir manşetin üzerine falan dikilecek bir parça var. Güller müller. Burada da düğmeler var. Bakın şöyle yakalar bir ara çok modaydı bunlar. Kleopatra yakası gibi. Yine getirmişler. Şeritler, meritler, güfür danteller var. Böyle şeyler. Şurada zaten astarlı kumaşlar var ceket için astar yapmadık. Burada düğmeler var bakın böyle. Çeşit çeşit düğme. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Sakın beni unutma. Neymiş? Bu da böyle bir şey.
trench coat düğmesine benziyor. Şöyle bir tokalı bir şey var, üçlü. Böyle iri iri mantonuzun düğmelerini değiştirmek istiyorsanız mesela manto düğmesi bu. Bir fışı pembe bir şey var. Böyle bir şeyler. Burada kapatayım mı arkadaşlar? Çocuk kaybolmuş. 10 dakika olmuş. 10 dakika olunca kapatıyorum genelde. Çünkü sonra yüklemesi zor oluyor. Karla Gürel'e çocuk kaybolmuş. Şurada kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan yine açalım. 205 numara Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. Üst katta. Böyle bir tezgah var. Buradaki ürünlerin bazılarına 100 diyor, bazılarına 150 diyor, bazılarına 250 diyor. Şu pantolonlara 100 derken duydum birkaç kere. Filli bunlar. Bence çok tatlı böyle yüksek bel, beli lastikli. Aşağıya doğru böyle bollaşarak geliyor. Paçalar daralıyor, şalvarımsı biraz. Paçaları da böyle lastikli. Bunun mavisi var, kırmızısı var. Bir de biraz önce siyahını görmüştüm satılmadıysa. Filli filli böyle etnik pantolonlardan hoşlanıyorsanız bakabilirsiniz. 100 TL demişti bunları. Ama başka şeyler farklı fiyat oluyor. Mesela bu farklı fiyat olabilir çünkü elbise. Yeşil böyle fıstık yeşili bir elbise böyle maxi. Kapalılara uygun bakın. Bayağı uzun yerlere kadar uzun kollu bir elbise. Böyle bir markası var. 1 numara diyor. 1 numara 36 beden gibi yani. Ama 38'e de olacak gibi duruyor bence. Biraz geniş. Tabi sarabilir. Bu peri diyor mesela markası. Bu da tarz bir şeymiş bakın böyle. Severim böyle şeyleri. Yarasa kol. Şöyle geriden çekeyim iyice anlayayım. Kolye detaylı takım diyor. Taş rengi diyor. Neresi kolye? Yaka detaylı diyecekler herhalde. Ya da eskiden üzerinde kolyesi vardı herhalde bilmiyorum. Burada Zara kot pantolon da gördüm aynı tezgahta. Böyle bir elbise de var mesela. Çiçekli çiçekli etek uçları var. Kolsuz, sıfır kol. Ben şu pantolonu beğendim burada. Size onu göstereyim. O sırada siz diğer şeyleri görün. O fillinin şu rengi de var mesela. Filli pantolon. Ben bunun desenini beğendim. İçinde böyle sütlü kahve tonları var. Şurada da fil gibi bir şey var yine. Hoşuma gitti. Evet filmiş bu. Gibisi fazla. Bunun paçaları böyle geniş geniş palazzo. Bakın şöyle göstereyim. Bir karıştan daha büyük. Kumaş güzel ince viskon. Şu kot pantolon var burada mesela. Zara yazıyor. Şeymiş 36 bedenmiş bu. Yırtıklı böyle. Şöyle atalım tezgahın üstüne. Şuraları yırtıklı. Gençlerin seveceği tarzda burası da yırtıklı. Dizleri. Dizi. Bir tek dizi ve yamuk. Bu da öyle. Bakalım kaç bedenmiş. Bunda da 38 diyor. Bu etek. Şöyle yıpratmalı, distres dediklerimizden yani yırtmaçlı bir etek Zara yazıyor onun etiketinde. Bakın o şey fillinin develisi var. Ben bu pantolonları daha önce, bir yıl önce falan da görmüştüm galiba burada. O zaman da beğenmiştim. Yani etnik stili sevenler için güzel bu. Yazın altına terlikleri giyiyorsunuz, şıpıdık şıpıdık geziyorsunuz. Bu da filli mavi. Şöyle bir gömlek var burada. Barbie bebek, 40 beden. Barbie bebek modasını yakalamak isteyenler için konuşamıyorum. Konuşamadı. Evet, üst kattayım. Kadıköy Cuma Pazarı 22 Eylül 2023 arkadaşlar. Şuna da bakalım. Arada böyle teyze bluzu gibi şeyler de çıkıyor. Viskontinliklere benzeyen. Kapalıların seveceği tarzda şeyler de çıkıyor. Böyle bir şey. 2 beden diyor. Kelebekli. Bir bluz. Bu kadar renkli giyinen varsa bakabilir. Bu biraz tunik gibi olan yanına yırtmaçlı teyze bluzlarından. Şöyle benim bürümcük pantolonuma benzeyen bir pantolon var siyah. Ama benimkinin kumaşı daha güzel. Böyle bir elbise var mesela. Bu da ilginçmiş. Burada görmeyi düşünmeyeceğim tarzda bir ürün mesela. İkinci mi acaba bu? Çok farklı duruyor yani. Böyle bir brokara benzeyen bir deseni var. Yukarı kumaşların desenine benziyor. Şirin hanım hanımcık bir elbise. Şuna bakalım.
Öyle bir elbise de varmış. Ne yazıyor? Derin tekstil Made in Turkey. Türkiye'de üretilmiş. Bu da yine kapalıların benzeri tarzda. Böyle keten bir elbise. Bayağı güzelmiş bu arada bu. Tam mevsim şu anda. Son giyebileceğiniz günler. Hava bugün 25-26 derece falan. İstanbul'da biraz sıcak. Sıcak bir şekilde pazar gezmesi yapıyorum sizin için. Yaz sıcağında, Eylül ayında böyle bir pantolon var. Biraz önce kapalı birileri gelip bunları aldı mesela. Şöyle bir bluz var. Daha etnik bir şey. Bakın bu da filli böyle, fil desenli. Filler var. Falan filan. Yani güzel bir tezgah burası. Bakabilirsiniz. Değişik şeyler var. Belki beğeneceğiniz bir şey çıkar. Böyle bir elbise de çıktı mesela. Fistolu. Bu dalgıç kumaş mesela. Ne alaka? Kışlık bir dalgıç kumaş var. Dalgıç kumaş elbise. Böyle bir elbise çıktı. Bir smaç falan. Şu yakası dönmüş. Böyle saçması var bir elbise. Böyle bir şey. Neyse burası 205 numaraydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 205. Şunun yanında da şal satıyor aynı kişi. Şallar da fena değilmiş. Bunlar ne kadardı? Bunlar ne kadardı? Bunlar da 50 liraymış. Renk renk var bakın görüyorsunuz. 50 lira şal. Şöyle göstereyim. O da kaşmir yazıyor etiketinde. Instagram hesabı da varmış galiba. Evet böyle genel olarak burası böyle kumaşçılar arkadaşlar. Şimdi 4 dakika sonra aşağıya inelim. Aşağıya çekeyim çünkü şarjım çok fazla yok. Bugün dışarıda olduğum için biraz telefonumun şarjını yedim. Telefonumla çekiyorum size. Abi çok güzelmiş zaten. Rengi çok güzel böyle. İskonların metresi genellikle 50 lira oluyor arkadaşlar. Bazı yerler 60 diyor. Güzelmiş mesela. Şöyle retro bir desen var. Bu saten. Haydan. Bu da saten de yapar. Elbise dikilebilir bunlardan. Ya da verev etekler yapıyorlar ya. Üzerine salaş kazaklar giyiyorlar. Onlardan olabilir. Bunun üzerine de siyah ya da bej rengi kazak. Kırık beyaz kazak güzel olur mesela. Bence. Şurada kot kumaşlar falan var. Fiyat. Bir metresi 100 liraymış şunun. Ondan sonra şurada fermuarcı var bakın. Fermuar lazımsa ferajı fermuarla benziyor. Zor bunlar. Uzun, uzun fermuarlar. Bunların metresi ne kadar acaba? %80'den veririz abi. Metresi 80'den veririz diyor. Bu çiften galiba kocaman. Bunlar peluş mont, çanta falan yapmak için. İki renk bakın çok güzel. Ha? Bir de ne var dediniz? İki tane ince var abi. Ha, bir de inceleri varmış. Onlar böyle sonbaharlık mont için çok güzel. Bir de böyle incesi var. Bundan da mont olur yine. Bu daha ince. Onlardan çanta falan da olur yalnız. Çok moda şu anda o çantalar. Bundan da çanta olur. Bakın bu da güzelmiş ya. Bundan şal falan yapabilirsiniz yani. Buna uygun bir şey varsa elinizde. Mantonuz, paltonuz güzel olabilir. Böyle yünlü yünlü güzel kumaşlar var. Sonbaharı özleyenler. Böyle bir kumaş var. Kareli kareli. Böyle erkeklerin daha çok hoşuna gidecek tarzda bir desen var. Aslında bundan da güzel koltuk şalı olur. Yünlü bir kumaş bu. Ceket için güzel olur ama koltuk şalı olarak da bence tatlı durabilir. Böyle kumaşlı arkadaşlar. Şöyle bir şey varmış. Ne kadar işte. Sert pamuk polyester karışım bir kumaştı. Böyle şeyler var. İşte pullu simli. Şimdi şimdi bakın görüyor musunuz? Şu rengi de var. Kırmızı bu tam kına gecesi. Şu düğünlere müğünlere. Damadın annesi. Bakın şöyle hazır kombin yapmışlar. Altında başka kumaş var. Bununla bunu kullanabilirsiniz diyorlar. Fiyat soramıyorum. Şu anda oradalar. Böyle kumaşlar var bakın.
Bunun beyazı da var. Bunlar elbise için güzel olur, şu ikisi. Siyah ve beyaz. Ondan sonra şöyle jakarlı dokuma. Güzelmiş. Tatlı. Sevdim bunu. Şöyle pamuklu ince bir kumaş var, voal gibi. Gömlek falan güzel olur, ithal etmez. Neymiş? Bu da böyle bir şey. Kat kat tül tül. Şöyle lastikli hazır dikilmiş. Bunları kollarda mollarda bakın, pulları mulları var, görüyor musunuz? Kollarda falan kullanıyorlar genellikle. Esneklik kralı olduğu için burası böyle bir tezgah arkadaşlar. Burada bitireyim. Birazdan aşağıda açacağım sizlere. Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. 22 Eylül 2023. Alt kattaki kumaşçıları da size göstereyim dedim. Buranın numarasını size gösteremiyorum ama şu duvarlarda 189-190 yazıyor. 189-190'ın karşısı. Şöyle güzel bir kumaş var. Bu tam böyle sabahlık pijama falan dikmedik, ince. Baharlık pamuklu ama böyle cayır cayır. Polyester falan değil, güzelmiş. 3 metresi bunların 150. 150 TL 3 metre. Bakın şurada kırmızılı siyahlısı var. Benzer bir desen. Bu da yine sabahlık ve pijama yapılabilecek güzel bir desen. Bunu bayağı beğendim yani. Hem de kibar duruyor, vizon rengi. Şöyle puantiyeli var. Dore puantiyeli. Siyah bir kumaş. Böyle bir şey var. Değişikmiş bu. Delikli delikli. Şimdi göstereceğim size. Değişik bir kumaş buldum. Bakın delikli alt. Geçmiş. Şöyle bir şey var. Biraz çocuksu. Atlı. Gençler beğenebilir diye düşünüyorum. Şirinmiş yani bu da. Bundan bluz yapılır. Pantolon yapılır. Ceket falan da olabilir yani. Salaş bir ceket. Mesela salaş bir ceket yaparsınız. İçine şu renk crop top giyersiniz. Bu renk pantolon giyersiniz. İlginç olabilir. Fikirler fikirler. Böyle canlı cıvıl cıvıl. Gençlerin seveceği tarzda bir şey var. Bunların 3 metresi 150 TL arkadaşlar. 3 metre 150. Bakın balık burcu olanlar. Akvaryum olanlar. Balıkları sevenler. İnce böyle viskon bir kumaşa benziyor diyecektim de biraz daha parlak kaygan viskona göre. Şöyle şöyle şeyler. Pantiyeli, pembe yeşil. Arasanız bulamazsınız şöyle bir kumaş. Renk olarak yani. Değişikmiş. Böyle bir şeyler var. Ve yeşilin bir çiçekli. Bu daha sert böyle. Pamuk sateni daha kalın gibi. Ha bakın bunun lilası da varmış ya. Bu kumaş çok güzel. Bayıldım buna. Yani elinizden geliyorsa gelip bu kumaştan alın 3 metre. Böyle bir pijama dikersiniz. Bir de üzerine böyle küçük kısa bir kimono falan çıkar bence 3 metreden. Hatta bir tık uzun bile çıkabilir. Evet devam ediyorum. Orada kumaşçılar var böyle yine hala. Kalpli bir kumaş. Kaygan biraz. Böyle kalpli var. Sevgililer günü için bluz dikebilirsiniz. Transparan bu şifon. Sizlerin kırmızı kalpliydi. Şu lacivert kumaş güzelmiş bakın. Beğendim. Pamuklara benziyor. Sizlerin metresi ne kadar? Böyle kumaşlar ne kadar babacığım? Metresi 70 liraymış arkadaşlar. 150 mi? Metre 70. Bu taraf parçalar 150. Şöyle parça olarak 150'ymiş. Buradan alırsanız metresi 70 TL. Şöyle göstereyim. Şu ilginçmiş. Çok canlı ama benim için de yani renkli beğenenler için. Aa bu da güzel. Bundan da çok güzel. Yazlık tiri tiri gömlek olur. Böyle önünü açıp salaş salaş giyersiniz. İçine bir crop topla. Şöyle içindeki renklerden yeşil olur. Yine aynı böyle krem tonları olur, bej gibi. Kahverengi olur, her renk olur vallahi. Etek de güzel olur bunlar, uçuş uçuş, yırtma açlı. Böyle güzel bir kumaş var. Pembeyle kırmızıyı ben beğeniyorum. Bakın şurada mesela. Bu da ilginç, güzel bir kumaş. Bunlar ince viskon arkadaşlar.
Bunlardan gömlek olur, tunik olur, pantolon olur, ince viskon şortlardan olur. Olur da olur yani. Her şey olur. Kimono ceket yaparsınız. Salaş salaş giyersiniz. Tril tril. Burada seçal 50 TL ediyor. Pazar yönetimi. Pazar yönetimi yazan yerin orası. Kumaş görmek isteyenler için bayağı kumaş çektim bence bugün. Bunun deseni çok hoşmuş. Bu da tam Datça tarzı. Eski Datça. Böyle bir pantolon dikeceksiniz, orada gezeceksiniz onunla. Bu da hoşmuş, değişik bir desen. Bu yeşiller de ne moda oldu. Çok herkes deli gibi alıyor. Şöyle bir ajurlu kumaş var. Bunlardan da işte büstiyerin üzerine giymek için böyle salaş bluzlar yapıyorlar. Altına da keten pantolon giyersiniz mesela. Şöyle bir şey var. Olabilir. Böyle bir şey de var. Tüllü, pantili. Sıralar, marlar, bordo. Bu saten herhalde. Evet, saten kumaş. Bu da fena değilmiş. Turunculu pembeli. Yaz için güzel oluyor böyle elbiseler, cıvıl cıvıl. Bu da güzelmiş. Bu benim tarzım mesela. Ben bunu severim, bunu da severim. Bu da retro bir desen. Bu da güzel. Sizde de 70 lira mı metresi? Metresi 50 lira. 50 mi? Ha, burası 50'ymiş arkadaşlar. Bu taraf 50. 50 TL. Yeşil beyaz böyle pin-up girl tarzı şeyler yapabilirsiniz. Metresi 50 TL'ydi burası. Şöyle göstereyim. Pazar yönetimi yazan yerin yanı burası. 50 TL kumaşlar var. Bu saten mesela değişikmiş. Ne yazıyor bunu? Taracci. İtalyan. İtalyano. Aa, bu Burberry'nin şeyi deseni. Ay. Burberry'nin atları. Çok güzelmiş. Bundan da gömlek olur, şal olur. Kesip kesip şal dikebilirsiniz mesela. Ama he, böyle şeyleri var arada. Birleştirme yerleri varmış. Ama çok güzel ya. Kumaşı da çok güzel. İnce viskon ve pamuklu viskonlardan. Güzel olanlardan. Şöyle bir desen var. Bu da güzelmiş. Bu da retro. Yani retro dediğim eskiye göndermesi olan eski tip desenlere benziyor. Bu Şeker Bank'ın şeyine benzemiyor mu? Bu sabahın mı? Onun bir de bu rengi var. Bu da güzel bence. Burada satenler var. Şöyle göstereyim. Bu başka bir tezgah artık burası. Çalışacağız. İnsanların arasından geçtim de pardon. Ben sallamış olabilirim. Şöyle bir şey var. Bu da vitrayık kumaşlara benziyor. Satenmiş. Şu da şirin. Çıtır çıtır. Böyleymiş. Mesela bu etek ucunu eteğin tam uç kısmına denk getirirseniz güzel olur. Ya da pantolonun paçalarına denk getirirseniz o da güzel olur. Şu peace işaretine benziyor. Hippie bir stili var. Hippie. Hip style. Burada kalpler mapler var. Şöyle mavili. Teyzelerin beğeneceği gömlekli bluzluk bir kumaş. Şu da güzelmiş yalnız. Elbise yapmak için güzel bence. Maxi elbise. Yani şöyle yan düşünün. Şuradan başlıyor böyle bir tür gibi. Güzel olabilir. Değişik. Şöyle bir çiçek var. Falan filan arkadaşlar. Kumaşçıları yeterince gördünüz mü? Bence gördünüz. Fiyatlarını da sordum mu? Sordum. Gelir şimdi biri altı fiyat söylemiyorsunuz. Ya beni sinirlendi. Bakın bu Barbie'nin giydiği elbiseye çok benziyor Barbie filmindeki. Bunun metresi ne kadar? Parçası 100 liraymış. 3 metreymiş. Yani metresi 33-33'e falan geliyor. 33.33. İyi bence. Bakın bu renkler de var. Kırmızısı var. Şöyle daha iri turuncusu var. Şöyle üçünü birden göstereyim. Siyah beyazı var. Klasik. Bunlardan masa örtüsü de yapılabilir. Aa, elbise de yapılabilir. Bluz da yapılabilir. Karpuz kollu bluzlar çok güzel oluyor bu kumaşlar. Tam bir piknik kostümü elbisesi dikmek için. Bakın. Bu Barbie ama tam Barbie. 3 metresi 100 TL'ydi. 3 metre 100 TL. Sonra fiyat söylemedi olmasın. 50 kere söyleyeceğim artık fiyatları. Buranın numarası bakın 192. Barbie
karalisi alıyorsanız çocuğunuza falan elbise dikeceksiniz, kendinize dikeceksiniz. Şurada seçal 50 TL diyor. Şal desenli böyle bir şifon, şal yapmalık parça var. 50 TL. Böyle bir tül var. Omuzlarda, kollarda kullanabilirsiniz. 50 TL. Bu bayağı güzelmiş. Kalın kalın bir kumaş bu. Böyle trench coat falan kumaşı gibi düşünebilirsiniz bunu. Pamuklu bir kumaş. Bu da yine kalın. Böyle bir ceket gibi bir şey dikilebilir sonbaharlık. 50 TL parçası. Valla parça olarak 50 TL olduğu için iyi bence. Burası parça olarak 50. Diğerlerinde çünkü parçada 3 metre falan oluyor ve 150 lira oluyor. Burada koca parça mesela şu gördüğünüz şöyle bir şey. 50 TL bakın bayağı da var yani burada birkaç metre var. Bu da bakın böyle. En az 2-2,5 metre var burada. 3 metre de olabilir, garantisi yok. Ama 3 metreden biraz kısa gibiydi. Böyle jakarlı bir kumaş var. Jakarlı dokuma. Bu bayağı şeye benziyor. Zara'nın kullandığı böyle saten pantolonlar falan var ya. Jakarlı dokuma. Onlara benziyor. Bundan güzel pantolon olur ama çok iddialı tabii. Giyer misin bilmiyorum. Burada böyle nişan için pullu taşlı şeyler var. Bunların metresi bayağı pahalı oluyor arkadaşlar. Daha önce sormuş ne kadar demişler. 450 mi falan mıydı demişler. 450 mi demişler. Kimse de yok soracak yani. Olsa soracağım ama. Şurada satenler var mesela. Birlikte almak için. Bakın böyle. Bunu birlikte alıyorsunuz. Dikişe veriyorsunuz ya da dikebiliyorsunuz. Kendiniz dikiyorsunuz. Böyle bir kumaş var. Böyle düğünlere müğünlere. Nişanlara kanalara. Tam nişanlık şeyi. Bir de böyle var. Teyzelerin çok sevdiği siyah pullu taşlı. Bunların fiyatları ne kadar oluyor? 700'müş. Ben 450 değiştim, yanlış söylemişim arkadaşım. 700'müş ama ışıl ışıl bayağı güzel yani. Bu çok batıyor yalnız insanların. Kolunuzu çok değdirmeyeceksiniz, onu gelmişsiniz. 700 liraymış metresi. Adam gitti, satenler ne kadar diye soracaktım, aramadık. Neyse işte birazcık pahalı burası ama güzel şeyler satıyor. Bunun numarası kaçmış? 170 bir şey. Göremiyorum. Şurada 176 yazıyor. 176'nın yanı. Yani zaten kumaşçılar alt katta belli bir alanda toplanmış oluyor. Sorarsanız gösterirler size. Bit pazar tarafına yakın oluyor. Bu ilginç bir şey ya, balıklı. Nar mı yoksa? Balık herhalde. Balıkla nar arası bir şey olmuş. Değişik bir kumaşmış. Şurada parça 20'ymiş, 3 tanesi 50'ymiş. Bakalım oraya. 12 dakika olmuş hemen şöyle insanlara göstermeden kenardan kenardan geldik. Parça 20, 3 tanesi 50'ymiş burada. Parça 20, 3 tane 50. Değişik bir kumaşmış ama. Çantalar, babetler, ayakkabılar 50. Vallahi güzel bence şu turuncu. Keten gibi ya, bu bayağı güzel. Keten giysi fazla, bu keten. Turuncu keten bir şey arıyorsanız mesela 20 lira şu kadar evet, parça. 20 lira bir tane bluz çıkar. 3 tane 50. 3 tane alırsanız 50 liraya geliyor. Şöyle fuşya pembe bir şey var. Parça bu 20, da pamuklu bir kumaş. Pudra rengi bir şey var şöyle. Saten gibi kaygan. Aa deri dokulu bu ya. Deri görünümlü taytlar oluyor ya böyle onlara benziyor. Şey lateks gibi böyle vücudu saran taytlar oluyor onların kumaşından. Al tayt yap yani direkt. Bir tane de lastik al buradan. Lastikle satıyorlar zaten burada. Ama çok şey olur ya. Çok et durur yani. Böyle çok fit olmanız lazım ondan tayt giymek için. Böyle arkadaşlar. 3 parçası burada. 50 tane alırsınız. Bir tane alırsınız 20. Ay şurada bir tane bir şey gördüm bir dakika. Şuna bakmam lazım. Parçayı 20 yaptık bayan. Acık bir şey oldu. 3 tane 50. 3 tane 50. Bu maşinanın ayısına benziyor. Evet al 3 tane 50. Saten. Bundan kesip kesip eşarp falan yapabilirsiniz. İlginç olabilir.
Böyle arkadaşlar, burada kapatıyorum. Şurada kapatıyorum, açacağım tekrar. Evet, Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım. 22 Eylül 2023 arkadaşlar. Birisi cüzdan sorup duruyordu bana. Çok ayıp oldu. Çekemedim ikidir o yüzden. Şimdi biraz cüzdan çekeceğim size. MCM markasının böyle bir şeyi var. Louis Vuitton var şöyle. Niye flash açıldı gibi oluyor? Flaşlı çekiyorum gibi. Birisi açıldı. İnşallah ya bir, öyle bir yanlışlık yapmamışımdır. Gucci'nin böyle bir cüzdanı var. İnce uzun baget olanlardan. Güzel bence bu, havalı. Şöyle kredi kartı koymak için Louis Vuitton'un şeylerinden var. Kesin var. Küçük tombik olan cüzdanlardan. 580 lira mı? Çantalar ne kadar, 580 miydi o? Michael Kors var ama baksanıza defolu. Yoksa şey, tasarım olarak güzelmiş bence. Sade, severim ben de. Michael Kors bu da. Yes var, cüzdan. Cüzdan soranlar, Kipling'in modeli var bakın böyle. Nefti yeşil. Kesin kahverengi bir modeli var. Louis Vuitton'un böyle bir. Ama replik olduğu çok belli oluyor. Birazcık düzgün yapsanmış. Şu güzel mesela bakın. Bunları beğeniyorum ben. Bunların fiyatları nedir? Bunların fiyatları ne acaba? Telefonda şu anda cevap vermiyoruz. Bu hangi markanın da? Kesmiş bu da. Üçlü bakın. Üç kat açılıyor. Şöyle bir şey. Benetton tarzı var. United Colors of Change. Benetton değil, Polo'ymuş bu. Ondan sonra. Burası. Buna sonra bakıyoruz. North Face'in böyle erkeklerin kullanabileceği, spora giderken falan, yürüyüş yaparken kullanabilecekleri North Face çantası var. Çapraz çanta. Buraya nereden gelmiş? Böyle Adidas'ın bel çantası var. Fena değilmiş bu ya. Beğendim. Yağmur da geçirmezim. Böyle şey, yağmur tutmayacak kumaşlar vardır ya onlardan. Ondan sonra şöyle bir Guess var. Guess diyorum, Gucci ya. Guess nereden çıktı? Guess demekten Gucci unuttum. Evet, şöyle bir Guess var. Ama Gucci, yo Gucci bu da. Allah'ım, Gucci bu. Evet, tamam buldum. Guess bulduk. Bunun derisi güzelmiş, yumuşak deri. Yani. Burada fiyat yazmıyor. Ne acaba fiyat? Bunun ne kadar bunlar? 230. 230'muş bu mesela. Bakın bu da güzel. Bayağı pırıl pırıl şeyleri, fermuarları. Bu da yağmur tutmaz yine böyle. Kaygan muşamba gibi konuşuyor. Bu sırt çantası ne kadar acaba? 250'ymiş bu. Güzel bence. Abla güzel. Bakın Louis Vuitton ama iyi yapmışlar. Tabii böyle kaliteli olunca fiyatı bir tık artıyor arkadaşlar bunlarda. Trenç kotlarla falan çok güzel oluyor. Havalı oluyor. En son bunu söyleyeyim yoksa adam beni övecek artık. Telefonda konuşuyor çünkü. En son bunu da sorabilir miyim? 350. 250. 250 liraymış bir arkadaşlar. Evet, şuradan da göstereyim size. Bakın Adidas sırt çantası. Okullar açıldı, üniversiteler, kampçılar kampa gidiyor sonbahar aylarında. Bakın Adidas sırt çantası. Erkekler için şöyle şehirden şehre göç ederken de kullanabilecekleri. Şöyle spora giderken kullanabilecekleri Adidas, Nike falan spor çantaları. Şu deri çanta güzelmiş, kahverengi. Christian Dior var bakın. Şöyle siyah da var. Böyle bir şeyler var. Şu tote bag ezanlar bayağı moda oldu, şuradan göstereyim size. Şunlar çok moda şu anda. Hem de böyle günlük kullanmak için şey, bakar mısınız yanını böyle yapmışlar, etiket gibi kocaman. Hoşmuş yalnız. Beğendim, sapını beğenemedim. Sapı böyle pudra pembe yapmışlar. Ama çıkarılabilir sapı sonuçta. Şöyle elde tutmalık. Beğendim. Güzel. Ama burası biraz pahalı geldi bana ya. Şöyle de göstereyim size. Bakın burada 90 TL'ye. Aynı tezgahın devamı burası. Bu çantalardan var.
Bunlar çok moda, Trendyol'da satılıyor arkadaşlar. Başka şehirde oturuyorsanız Trendyol'dan bakabilirsiniz. Böyle bir şey var, çapraz takılanlardan. Bu da yine yürüyüşe. Mesela Bağdat Caddesi'nde trench coat'un parkın üzerine falan takıp kadınlar yürüyüşe çıkıyor, yağmurluyorsun falan. Şöyle bir Nike var, gençlerin sevebileceği. Bu deri gibi dokusu, suni deri, güzelmiş Nike. Beğendim, 90 yıllık. Bu ne kadar? Şunun fiyatı ne kadar? 90 yıllık. Şu ne kadar? Bu da mı 90? Şunlar da 90'mış. Adidas bar çantası, şuna da 90 yıllık. Gerçekten iki kere sordu, 90 dedi hala. Puma var böyle. Sinirlendi. Biraz da haklılar tabii. Günde 50 kişi soruyordur. Fiyat soruyordur arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Bakın bu güzelmiş bayağı. Timsah derisi gibi. Bu 90 liralık tarafta. Teraf. Zincir de fena değil. Hoş, beğendim. Sadece şurada çok iri başlıyor. Buraya doğru daralıyor. Bir garip duruyor ama yine de güzel. Küçük ama çok küçük elim. Bakın ne kadar küçük kalıyor elimde. Benim ellerim de büyük duruyor. Bu yeşil de güzelmiş. Hafif ufak tefek defoları falan var ama fena değil. 90 çanta etenince gördünüz bence. Adidas var. Ha, bu da güzelmiş. Şunu da göstereyim. Bakın şu kapitona dikiş olanlardan. Bunlar çok moda arkadaşlar. Herkesin kolunda. Aa, bu güzel. Ben de kullanırım böyle bir şey. Bu da 90 seymiş yalnız. Fermuar biraz uyduruk ama güzel yani. Şey, büyüklüğü de iyi bakın. İki karış falan büyüklüğü. Nike olanı var. Ne? Böyle anne çantalarından var. Şunu göstermiştin değil mi, sırt çantası? Ondan sonra böyle bir şeyler, böyle bir Adidas var, böyle Prada var, Prada. Fena değil. Yani bu yağmurlu havaları takmak için yağmur geçmiyor bunlar arkadaşlar. Şöyle mor var, Kipling benzeri. Calvin Klein jeans yazıyor, bu da güzelmiş yalnız. Yani yeşil sevmem ama fena değilmiş. Böyle bir çanta var. Change Time yazıyor. Sonra şu var. Bu da güzelmiş. Kutu çantalardan. Ay, hapşıracağım. Bu kadar arkadaşlar. Hapşırın burnunuza. İşte burnunuza diyorum. Kulağınıza hapşırmayın. Sonra sinirleniyorsunuz. Kulağımı hapşırdım falan diyorsunuz. Önceden haber verdim. Bakın, bu Change Time yazanlardan. Change Time yazıyor. Zamanı değiştir. Bakın bu rengi güzelmiş, nikel rengi. Valla bu 90'sa güzel bence. Spor kıyafetlerle falan da hoş durur. Beğendim. Şu da güzel. Lila rengi, Tony Black yazanlardan. Şöyle Jack Star'dan var. Nike'ın böyle bir çapraz çantası var, küçük. Prada var böyle. Gucci var. Aa, bu da güzelmiş. Şöyle yumuşak deri, güzel hoş. Şu Adidas'ın mor sırt çantası varmış, yanları file detaylı. Bunun kumaşı biraz uyduruk şu kısmı ama yağmur geçirmez. Bu kısmı da suni deri gibi. Şuna da bakalım. Aa, bu çok hoş. Barbie girl'lar beğendi. Barbie trendi hakkında blogumu yazı yazdım arkadaşlar. berilokegulen.blogspot.com'dan Barbie trendini okuyabilirsiniz. Pembe renk kıyafetler, Barbie'nin aksesuarları, böyle Jack Mustard, her şeyi pes pembe olan Barbie. Calvin Klein yazında hoşmuş yalnız, beğendim. Şöyle Yves Saint Laurent var, fena değil. Böyle taşlı simli pullu sevenler için, Ruslar, Ukraynalılar, Moldova falan, onlar seviyor böyle taş, tuş şeylerini. Şöyle bir çanta var, bu da hoşmuş. Havalı duruyor yani, fena değil. Rayman yazan var. Yani bunu kimin taktığına göre değişir tabii şeyi. Daha da iyi durabilir bence. Kim takıyor? Ona göre değişen bazı replika çantalar. Görecekler şimdi. Gucci var. Gucci'nin bir tanesi C olmuş yalnız. G değil miydi ya onun logosu? Ona böyle geldi. Puma var.
Prada'nın böyle rugan siyah bir çantası var. Mesela rugan çizmeniz vardır, yağmur çizmeniz. Onunla olabilir bence. Şöyle bir Gucci var. Böyle bir lila kapitana dikiş çanta var. Ve bu renk çok güzel bence. Krem rengi. Ama şey çıkıyor, ışıktan dolayı bir garip çıktı biraz önce. Yani krem renginin tatlı bir tonu. Taş rengi falan da diyorlar buna. Bej de diyen olabilir. Güzel bence. Ben bu rengi krem derim. Şahsen. Güzelmiş. Tatlı. Nike'ın gençler için böyle bir versiyonu var. Aa, bu da güzelmiş. Bu çantalar çok havalı ya. Hiçbir marka adı yazmıyor üzerinde. Şöyle kalın sapları var. Askısı kalın yani. Güzel bence. Evet, burası böyleydi arkadaşlar. Artık bence yeterince gördüğünüzü düşünüyorum. Burada bitiriyorum. Şurada bitirdim hadi. Daha açarım birazdan. Evet, Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. 22 Eylül 2023. Bakın şöyle değişik değişik official white yazan. Yok, official yazan. Limited edition yazan. Şurada blue skirt yazan. Şurada şey miydi ya? Escobar mıydı, ona benziyor. Şurada Metallica var. Freddie Mercury ile Escobar arası olmuş. Böyle tişörtler var arkadaşlar. Gençler bayılıyor bu tişörtlere. Göstereyim size birkaç çeşit. Bakın Burberry diyor. Bayağı güzel yapmışlar yalnız. Burberry England. İngiltere diyor. İngiliz markası zaten Burberry. O yüzden güzel. Etiketi ne kadar yapmışlar. Ay be. Medium beden diyor. Vallahi güzelmiş. Beğendim, fena değil. Marka sevenler için. Louis Vuitton falan. Bunları Arap turistler çok seviyor. Gerçi Yunanistan'dan da gelen izleyicilerim bayağı marka almıştı yani. Marka seven çok arkadaşlar. Markayı kimse sevmiyor diye zannediyorsanız böyle markaların önünden yanılıyorsunuz. Bunda Arizona yazıyor. Bunu başka tezgahlarda da gördüm. Her yerde 80 liraydı bu. Bu da iyi bir markanın Plan B olması lazım. Bershka da olabilir. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir Inditex şeylerinden, markalarından biri. Geldik buraya. Don't be terrified diyor. Korkma diyor. Ürkme diyor. Bakın şurada Kenzo'nun tişörtü varmış. Buranın numarası 151 arkadaşlar. Şu Kenzo olan var ya, şu güzelmiş. Bunlar diğer tezgahlarda 80 liraydı. Şu sweatshirtler, hoodie'ler falan da 250 lira olmuş. Bunlar eskiden 200'dü. Mavinin iki şu çok güzel mesela, ben beğendim. 250 olmuş artık. Onun yanında da Rick and Morty var bakalım. Rick and Morty seven varsa. Şurada Nike'ın peluş. Peluş böyle tüylü tüylü olan bir tane versiyonu var. Bunlar ihracat fazlasıymış, öyle diyorlar. Polo diyor mesela, yumuşacık. Ay bu kışın çok güzel olur ya. Yumuşak o kadar tatlı ki. Medium diyeyim de benim bedenim. 250 lira diyor bunlara. Bu tezgahta kredi kartı geçmiyor arkadaşlar. Ama IBAN'a atabiliyorsunuz. Yani nakit, her türlü nakit almanız gerekiyor. Ya nakit parayla ödeyeceksiniz ya nakit banka havale EFT yapacaksınız. Öyle bir tezgah burası. O bence pek iyi olmamış yani. Ben kredi kartıyla alabiliyorsaydım bugün alırdım ama şey yapmak istemiyorum. IBAN'la falan uğraşmak. Relax diyor mesela. Bu Polo Ralph Lauren'in ayılarına benziyormuş, tatlıymış. Çok güzel bunların şeyleri. Have a nice day diyor burada, iyi günler yazıyor. Kalın kalın böyle üç iplik örme olanlardan. Şu taraftan da göstereyim bakın. Şu mavinin sweatshirtleri, hoodie'lerini şeyler, gençler boyalı boyalı alıyor hepsini. Almanya'dan da gelenler vardı bugün. Türk olanlar. Almancı deyince kızıyorlarmış. Almanya'da yaşayan Türklerden gelenler de duydum. Onlar da bayağı alıyordu bunlardan, gördüm. Burberry'nin yine böyle bir şeyini yapmışlar bakın. Bayağı kalın deri gibi orası. XXH diyor. Erkek de giyebilir bunu. Yumuşacık yeri çok güzel. Tuşesi, kalitesi. Evet, bunlar tatlı arkadaşlar. Bakın iki rengi var. Bir böylesi var. Bir böylesi var polonun, bir böylesi var. Bu taş rengi gibi, daha böyle grimsi, bu daha böyle tütün rengine çıkıyor. Nike'ın böyle bir hoodie'si var. Daha sonra neydi? Polisar. Polisar. Nasıl okunuyordu ya bu? Almanca polis demek de. Power and win. Güç ve kazanmış.
güç ver ve kazanıyor anlamında. Power güç demek. Power FM dinleyenler var mı? Radyo dinliyor musunuz ya? Artık radyo dinleyen pek kalmadı gibi geliyor bana. Artık insanlar sadece arabada, trafikte sıkışınca radyo dinliyormuş gibi geliyor. Ben radyo eksenciymiş. Radyo eksenden beni dinleyen varsa selam olsun. Burada da kapalı açımları şeyler arkadaşlar. Hoodiler 250 TL'ydi, söyledim mi bu arada? Tişörtler 80 TL'ydi biraz önce baktığımız yerde. Burada da böyle bakın. Kışlık. Ne var? Şu kırmızıya ekose gömlek güzel. Şu yelekler falan iyi ısıtıyor. Şunlar güzel bence. Şu ve şu. Bir de şu içini beğendim. Bakın Lacoste diyor. Erkekler için pantolon sıralar. Emporio Armani soranlar. Konuşamıyor orada. Discard. Bayağı iyi yapmışlar yalnız. Burada da böyle bir detay var bakın. Discard, silikon harflerle yazılmış. Biri şöyle bir pantolon açmış, onu da göstereyim. Yazıyor böyle Made in Turkey falan diyor. Tommy Hilfiger diyor bakın. Tommy'ye şu çok güzelmiş rengi, buz mavisi gibi. Bunu biraz koyuyorsun. Ne deniyordu buna ya? Buz mavisi değil de klasik mavi mi? Öyle bir şey diyorlardı. Severim ben o maviyi. Pantolonlar ne kadar bunlar? 360 liraymış arkadaşlar bunlar. 360. Şu daha yazlık gibi, baharlı gibi olanlar var. 360 abi. Bu taraf? Bunlar da mı 360? Bunlar da aynıymış. Bunlar daha böyle baharlık gibi, ince. Ha bunlar şort muymuş? Bunlar şort arkadaşlar, diğerleri pantolondu. Bakın bunlar şort. Bunlar da 360 liraymış. Böyle desenler de var bakın. Şöyle açık mavi falan var. Bunlar ama şey, pantolon. Aa bunlar da şeymiş, kargo cepli pantolon, şey şortmuş, uzun şort. Pantolon zannettim ben bunları. Bunlar Bermuda boy gibi. Bakayım bunlar. Bunlar pantolon ama arkadaşlar, tamam. Bu ilk başta baktıklarımız pantolon. Buradan itibaren böyle şortmuş. Hepsi 360 TL. Pantolonlar da 360. Şortlar da 360. Buradaki pantolonlar, şey şortlar da 360. Bunlar ince kanvas, güzel baya. Buranın numarası ne? Şurada bakın 150 numara yazıyor ya. 150'nin karşısı burası. Erkeklere duyurmuş. Burada böyle yelekler var. North Face falan. Bu yelekler inanılmaz sıcak tutuyor kışın. Montunuzu, paltonuzu, kabanınızı içine giyiyorsunuz. İnanılmaz bir hamam gibi oluyor yani. Uzağa gitseniz düşmezsiniz, öyle değil. Bunların fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Bunlar 550 abla yelekler. 550'ymiş bunlar. Yelekler 550 arkadaşlar. Bunlar mont uzun kollu. Bunlar daha pahalıdır büyük ihtimalle. Bunları biliyor mu? Bunları biliyor mu acaba çocuk? Bakın Hugo Boss montlar falan var. Montlar var burada. Montlar. North Face'ler var burada. Bu montları biliyor musunuz? Uzun kollu. Bunlar ne kadar biliyor musunuz? Bunlar 750 montlar. O yandakilerde 1100. Hı, tamam, teşekkürler. Şunlar 750'ymiş. Şunlar da 1100 TL'ymiş. Bu Hugo Boss olanlarla. Şu montları. Montları 1100'müş bunlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Bu da çoraplar 35 TL diyor. Çorap görmek istemiyormuşuz. Şurada üniformalar falan var. Ben size bir pazar tarafını gösterecektim. Yine şeylere girdik ya. Çantacıların oraya falan geldi. İki tane 150 diyor burada çantaları. Şöyle göstereyim. Aa şu değişikmiş. Çok şirin ya. Çok tatlı. Evet. Abidik gubidik çantalardan bir de kaç tane örnek göstereyim size. Böyle bir şey var. Chanel diyor. Bunlar çok moda demiştim. Bakın bu rengi de var. İki tanesi 150 TL'ymiş. İki adet 150 TL. Prada Murada. Bakın Barbie Girl'lar. Fuşya pembe tonları. Pembenin en şeker pembesi tonu. Şöyle lacivert bir çanta var. Bu güzelmiş bayağı. Bu biraz böyle şey, bohem tarzına hitap ediyor. Benim sevdiğim tarz. İki tanesi 150 burada arkadaşlar. Şurada değişikmiş bakın. Asır dokusu yapmışlar. Hoş, beğendim. Bakın iki tane 150. Buranın numarası da 140 numara.
Şok diyor. Arhat çanta 80 TL'ye düşmüş. Bu fıstık yeşil olanları burada görmüştük biraz önce. Şunu da göstereyim. Bu değişikmiş. Renkli giyinenler için güzel bence. Şurada biraz şu oraya girebilirsek şu çanta. Böyle bir çanta bakıyor. Periş, biraz önce periş kumaşları göstermiştim ya sevk videolarda. Onlardan böyle bir çanta dikilebilir mesela. Şu iç kısmında çıt çıt yapıyorlar genellikle şöyle. Bunlar da zımbacılar yapıyor ya da dikilebilir çıt çıt alırsınız. Onlardan yapabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Böyle bir çanta, kaba rengi. Böyle pırra rengi bir. Yani adi kutup çanta var. İki tane 150 burada, bir tane 80. Böyle çok eski bir model bu ya ama mangada da bunun siyah gibi çantalar görmüştüm yakızımda. Şöyle bir şey var, bu değişikmiş yalnız. Bu bayağı böyle şey rugan gibi yani, kaygan parlak. Fıstık yeşil ama çok çanta var. Böyle bir çanta var. Şöyle turkuaz rengi var. Pardon, şöyle aradan kaçtı insanlar da. Şöyle bir çanta var bakın. Böyle bir değil. Böyle bir yeşil var. Bu da değişikmiş bakın. Böyle bir detay yapmışlar. Hoş, fena değil. Değişik. Beğendiğim gibi. Böyle kelebekli var. Barbie girl'lar. Barbie tarzını seven kadınlar için, kızlar için. Bu da fena değilmiş. Beğendim bunu. Şöyle bir şey var. Yves Saint Laurent bu. Değişik. Tane 80 liraydı arkadaşlar burada. Bordosu da varmış. İki tane alırsanız 150 liraya geliyor. Yani tanesi 75'e geliyor iki tane alınca. Bir tane alırsanız 80 TL. Bu da güzelmiş. Bu da düğüne nikah falan gayet olur. Şöyle nar çiçeği turuncu var. Koyu turuncu. Ve saks mavi var. Mavi seven kadınlar için. Çantanın yeşili de varmış bakın. Biraz önce pudrasına bakmıştık ya onun yeşili. Baget çanta deniyor bunlara. Valla fena değil bence bu. Gösterişli duruyor. Hiç böyle 80 liraya alınmış çanta gibi durmuyor. Bu da güzel. Biraz önce bakmıştık. Şu çantalarda çok moda demiştim biliyorsunuz. Bu rengi de var bakın. 80 TL arkadaşlar. Bakın 80 TL. Buradan alamıyorsanız Trendyol'dan bakabilirsiniz. Şunun siyahı da varmış. Şurada kapatıyorum arkadaşlar. Şurada bir daha açalım. Evet, Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım arkadaşlar. 22 Eylül 2023. 104 numaralı tezgah. Bakın 150 TL'ye böyle pantolonlar var. Şunların modelini çok beğendim. Bunlar marka bir şey benziyor. Üstü böyle slushy bag dedikleri büzgü büzgü olan. Altı daha bol inip sonra darlaşan modeller. Bakın şöyle bol geliyor sonra darlaşıyor böyle. Bunun kırık bezi falan da var. Düğmeleri de güzel bence. Bir sürü seçenek var bu tezgahta arkadaşlar. Hepsi 150 TL. Yırtıklı kotlar mı istersiniz? Palazzolar mı istersiniz? İspanyollar. Mesela İspanyol bu. Ondan sonra bakayım. Şu biraz önce gösterdiğim model vardı ya. Onun kırık bezi. Krem rengi gibi yani. Kırık beyaz. Off-white. Ondan sonra siyahlar falan var şöyle. Siyah da göstereyim bir tane. Güneş de çok ters geliyor ya. Şöyle güneşe doğru atayım. Heh. Bu palazzo olanlardan mesela geniş geniş olanlardan. Ben çok seviyorum bu modelleri. Çok güzel bir renk. Böyle basene oturuyor sonra bollaşıyor. Ondan sonra başka ne var? Yırtıklar var. Şöyle değişik yıkamalı bir şey göstereyim size. Kocaman bir pantolon buldum. Bakın ağa çok düşük. İki karış ağa. Şalvar gibi yani yerlerde. Yumuşak bir yıkmış güzel. Etiketine bakacaktım da yazmıyormuş. Değişik yani. Abi. Şöyle bir model var bakın. Çalın. 150 TL. Siyah böyle bir model var. Şunlarda lila tonları şeyler var. Pembe bir şey görüyorum arkada. Galiba o pantolon pembesi de var. Açık pembe. Ondan sonra şöyle palazzo
Yine düşük ağlı olanlardan bakın. Aa, çok düşük olanlardan 1,5 yaş ağa var. 150 TL. Şu kot ceketler ne kadar? Yukarıda da kot ceketler var. Cevap vermiyorum. Müzik dinliyor şu an. Aa, şu elbise çok güzelmiş. Şu elbise ne kadar acaba? Şu elbise ne kadar acaba? 200 lira. 200 kot ceketler? 400. Elbise 200'miş arkadaşlar. Bence bayağı iyiymiş. Şu kot ceketler de 400 TL'ymiş. Pantolonlar da 150 TL. 150 pantolonlar. Aa, kot ceket şu çok güzel. Oldum. Aa, çok güzel patchwork yapmışlar ama bayağı iyi bir patchwork. Çok da özlüyorum ya, havalı olmuş. 400 TL iyi bence. Bakık aldım. 150 TL'ye böyle pantolonlar vardı burada arkadaşlar. Bakın beyaz yırtıklı falan da varmış benim beyaz. Bunların markası iyi bir marka herhalde. Kesmişler o yüzden. Gelin buraya bakın arkadaşlar. 104 numara burası. Alt kattayım şu anda. Bakın burada 38 diyor mesela. O biraz önce en başta baktığımız modelin değişik bir yıkaması böyle. Eskitmeli. 150 TL'ydi. Pantolonlar 400 TL'ydi. Kot ceketler. Kaç şeyde elbiseydi 200 TL dedi. Ben de buradayım. Saçım başım dağılmış durumda. Saçım kabardı, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu saatte artık şöyle tişörtler var. Burası 92 numara. 80 TL diyor bakın. Tişörtler 80 TL. Burada tokacılar var. Şu crop top soran bir kız vardı. Onun için crop topları çekmeye gitmek istiyorum. Şöyle Fikirtepe tarafına doğru crop top satan bir yer var. Burada pijama 70 TL diyor. Pijamalar 70 TL diyor bakın. Seçal 70. Yeni söyleyen pijamalar. Ekmeksiz yaşayan pijamasız. Evet, desenler var. Kirazlı mirazlı. Ha, aşırıymış bunlar ya. Gerçekten tatlı. Çocuk için mi bu? Küçük küçük. Hadi kenarda bir yerleştireyim, sen bakın. Çocuk için mi bunlar? Çocuk için mi bunlar? Cevap alamıyoruz. Biz kişiye sorduk, cevap alamıyoruz. Yok, büyük için gibi de. Karışık galiba. Çocuk büyük karışık. Bunda medium diyor mesela. Erkek için bu. Bakmanız lazım arkadaşlar. Kız çocuklarla böyle genç gençlerle erkeklere, kadınlara hepsini bir araya koymuşlar. Karışık bir tezgah. Ama 70 TL iyi fiyatmış yani. Tatlı vallahi. Resort markası mesela bunun. 158 cm diyor. Neredeyse bana bile olur. Bayağı geniş. Kolları da balon kol gibi yapmışlar. Neyse, gelip bakarsınız buraya. 70 TL diyor. 89 numara tezgah. Evet, Fikirtepe tarafına devam edeyim. Şurada bir çorapçı var. Paket 35 diyor. Böyle çoraplar var. Elsa var. Hello Kitty falan filan. Şöyle batikler var. Batik güzelmiş. Tüllü müllü çoraplar getirmişler. Kız çocukları sever. Tüm detaylı çoraplar. Burada taytlar var. Fiyat yazmıyor. Şurada Nike'ın meşhur mini eteklerinden var şurada. Sizlerin bayıldığı. Burada da yine bakın mavinin hoodie'lerinden var. Sweatshirt'lerinden var. Şurada da lila rengi bakın. Güzelmiş. Burada da turkuaz. Açık mavi. Mint nane rengi var. Şurada arkada bir nevresimci var. Hello Kitty. Pikachu. Kaçıyor. Şurada Hello Kitty var bakın. Hello Kitty. Burada çocuk kıyafetleri satılıyor. Devam edelim. Snoopy'ler falan var. Snoopy, Tazmanyacılar. Çocuk için bunlar çok güzel. Gelip bakın. Ne yazıyor? Kredi kartı geçerlidir diyor. Takımlar ne kadar? Evet, bu takımlar ne kadar? 350. 350'ymiş bunlar arkadaşlar. Çocuk için. Bakın erkek çocuk, kız çocuk hepsi için çeşit çeşit var. Çok güzel oluyor bile kumaşları. Efsane, zarama ödüyor bakın. Gelip bakabilirsiniz. Çocuğunuz varsa 350 TL'ye, 350 TL'ye, 350. Fiyat söylemedim, olmasın. Çocuğu olanlar girip bakabilir.
Bunlara 250 diyorlar artık demiştim daha önce. Her tezgahı tek tek sordum, hepsi 250 diyor. Tişörtlere genellikle 80 diyorlar. 100'den 80'e düşürmüşler. Sweatshirtlere, hoodilere falan 250 diyorlar. Adidas çarpların güzelliği nedir? Renk renk yapmışlar, çok tatlı. Ondan sonra çorapların da fiyatları bayağı arttı. Şu güzelmiş kahveli. H&M'in çorapları falan var bu arada. Onların tanesi kaçtı? 20 miydi? 3 tanesi 50 diyor, tanesi 20 diyor. Böyle Hello Kitty'ler var, Tom ve Jerry'nin Jerry'si var. Snoopy'ler var, Pringles, Harry Potter. Şu Polo Ralph Lauren'in çorapları var ya, onların sitesinden baktım Ralph Lauren'in sitesine. O kadar pahalı ki. Yani pazardan almak çok mantıklı. Orijinali çok pahalı çünkü gereksiz bir pahalı. Böyle böyle şirin şirin. Bebek çorabı arayanlar varsa bakın bebek çorabı var. Buranın numarası 68 arkadaşlar, bebek çorabı arayan varsa. Ondan sonra burada 3 tanesi 30 diyor. Bambur 2 sistem var, şeker çorabı diyor. Burada 8 tanesi 100 diyor mesela. Spor yapanlar varsa. Adidaslar, Nike'lar, Tommy Hilfiger'lar var. Crop top soranlar için geldik en sonunda. Bakın bunlar iyi markaların oluyor arkadaşlar. Urban Outfitters diyor. Everyday diyor. Medium large, polyamid, elastan. Polyamidmiş. Bunların kumaşları çok sert. Ben pek beğenmedim. Bunları severim aslında. Bunlar da terletiyor yine. Ama kızlar boyalıyor bunları. Rengarenk bakım var. Turuncusu, pembesi, mavisi. Safranı. Çizgilileri. Ben daha sade şeyleri seviyorum genellikle. Mesela şunlar güzel. Alacak olsam ben bunları alırım crop top olarak. Şöyle ip askılar var. Bunları da çok seviyorlar. Şöyle. Bunlar yumuşacık mesela. Bu güzel, bu alınır. Neymiş? O da mı Urban Outfitters? Evet. Bunlar yumuşacık arkadaşlar. Efsane yani. Şey böyle elinizde dağılacak gibi neredeyse. Şey derler ya, kulak memesi kıvamında hamur. Onun gibi yani. Yumuşacık. Böyle bir tarif gördünüz mü? Bunlar çok güzel, bunlar güzel, bunlar. Şöyle göstereyim. Biraz fiyat sorsak burada. Hiçbirine de fiyat yazmıyorlar. Tek tek sorunca da sinirleniyorlar yani. Zor gerçekten. İşimiz zor arkadaşlar. Böyle şeyler var. Bunun siyah var bakın. Şöyle kırık gözü var. Hepsi değişiyor. 50, 60, 70, 80 diye gidiyormuş. Tişörtler 80 dedi değil mi? Evet. Şu tişört, ben konuşamadım. Şu tişört kulağınlar 80'miş arkadaşlar. Şu biraz önce baktığımız Urban Outfitters olanlar. Buraya da 50, 60, 70, 80 diye bu tarafa doğru gidiyor dedi. Yani aşağı yukarı fiyatlar hakkında bir fikir sahibi olduğu zeminizden. Böyle şeyler var. Bakın spor yapanların giydiği tarzlar. Bunlar da var. Ha, şuradan da göstereyim bakın. Kül gücüm azalıyormuş. Hemen çekeyim, sonra çekmedi olur. Şöyle çekeyim. Buranın numarası arkadaşlar 67. 67 numarada böyle çeşit çeşit rengarenk bu markaların crop toplarını bulabiliyorsunuz. Şu güzelmiş mesela bakın. Şu özellikle şunun. Güzelmiş. Şu mesela 80 TL'ymiş. Şu 80 TL'ymiş. Böyle eskitme gibi de var bakın. Şunun rengi güzelmiş aslında. Böyle arkadaşlar yani aşağı yukarı 80 herhalde burası. Bakarsınız. Kaçtı? 67 numara. Burada incik boncuk takılar var. Böyle bilekler var. Türk Cosmos House. Güzel boncuklu. Böyle bir sürü. Bu bayağı ağır cam herhalde boncuklu. Böyle şeyler, fiyat yazmıyor. Bu da şeyler var, doğal taşlardan olanlar var. Bunları alıp alıp diziyor insanlar. İşte tesbih ya da bilek yapmak istiyorlar. Tütsüler 20 TL'ymiş. Şöyle çekelim. Kahve kokusu ben seviyorum. Ama 20 TL ya, bunlar bir ara 5'ti, sonra 7,5'tu. Şu 67'yi söyledim neyse, 67 kraftı. Ondan sonra 5'ti tütsüler, sonra 7,5 oldu. Sonra 10 oldu, 12 oldu.
12.5 oldu, 15 oldu derken 20-25 falan şu an. Erkekler için bakın Beymen pamuklu diyor, 4 tanesi 100. Güzel bence bunlar. Lacivert var, gri var, siyah var, renkleri var. Bu da böyle teyze bluzları var, 80 TL'ye. 80 TL'ye. Ne yavaş yürüyorsunuz? Bir yaylanıyorsunuz bir. Şöyle bir şey var. Anne tişörtü diyelim bunu da. Bunlar 80 TL. Burası neymiş? Bakın craft top buldum, 20 TL. Gelin buradan alın dermişim. Ay şu güzelmiş yalnız gri olan. Beğendim. Şu bordo olan da güzel şu. Simetrik. Bakın onu 40 bezde var yukarıda. 20 TL iyi valla şu. Hem de var bedenleri, zara diyor, medium diyor. Güzel bence. 35 TL'ye tight var arkadaşlar. Ama şey, böyle polyester ve ince. 35 TL ama yine de. Fena fiyat değilmiş. Erkekler için short 50 TL. Adidas diyor. Başka ne varmış bakayım. Neymiş? Bakalım. Bu da Adidas. Bu güzelmiş ya. Ben bile giyerim. Güzel yapmışlar. Baksanıza. Üç yaprak logosunun içinde de yine üç yaprak daha. Trefoil logosu. Large beden diyor. L beden. Valla fena değil yani. Şu Nike siyah falan. Güzel evde giymelik erkekler için. Devam edelim. 100 TL Just Fit Nike logosu. Çok da ince. Şöyle fermuarı var. Böyle Adidas'ın Impossible is Nothing yazan. İmkansız diye bir şey yok burada yani. Slogan olan. İnce sweatshirtlerinden var. Şöyle mavi var. Şurada mavi olan var. The North Face var. Uyumuş acıkmış çok güzel. Bu uzun kollu ama incecik böyle. Dökümlü dökümlü. Şöyle Nike'ın eşofman altı var. Bu da güzelmiş. Made in Turkey diyor. Bunlar güzel bakın renkleri var. Şöyle kremi var, lacivert var. Lacivert, fümesi var. Kırık bezi var, bordo var, Burberry. Siyah var. Evet 100 TL'ye şöyle şeyler var. 150 TL'ye böyle sweatshirtler, Adidas'lar falan. Şarjım çok az kaldı arkadaşlar. Hemen kapanabilir. 200 TL'ye böyle mavi yazılı, kabartma baskılı. Sweatshirt hoodie tarzı ürünler var. Bottega Veneta var şurada. Burberry var. Bunun logosu niye böyle ters? Özellikle mi? Gucci var. Just Eat Night diyor. Bunun kumaşı çok sertmiş. Bu fena değil. Şöyle bir şey var. 200 TL'dir burası. Fiyat söylemedin olmasın. 200 TL. Meyve sebzecinin yanı 60 numaradır. 60 numara. Oy. Burada lastikli çarşaflar var. Fenalık geldi sıcaktan. 26 derece falan şu anda yani. Lastikli çarşaflar. Tek kişilik lastikli ne kadar? Ne kadar? 100 lira. 100 liraymış tek kişilik lastikli çarşaf. Böyle yastık kılıfları var. 100 TL bakın renkler böyle. Vizon gibi var. Beyaz var. Lila gibi. Toz pembe. Yastık kılıflarına da bakalım. Şöyle yastık kılıfı. Bu ikisiyle olur bence. Mesela. Şöyle yılbaşı teması var. Gri'li. Bu mesela beyaz çarşaflı olur. Kırmızı çarşaflı olur. Gri çarşaflı olur bakın. Güzel olur bence. Tam tonunu tuttursan süper olur. Böyle bir şey var. Bu mermere benziyor. Mermer desenleri böyle. Böyle çiçekli bir şey var. Şöyle denizci temalı var. Erkek çocuk odasına güzel olur. Dünya yolculuğu falan diyor. Dünya seyahati, denizci olmak isteyen çocuğunuz varsa. Şöyle bir şey var ağaçta. Bunun ikisi 60 lira mı öyle mi? İkisi 60 mı bunun? 50 mi? İki tanesi 50'ymiş burada. Başka bir tezgahta bugün sordum da iki tanesi 60'tı. Burada 50 liraymış arkadaşlar. Şöyle kaneviçe gibi var. Kaneviçe deseni yapmışlar. Teyzeler bunu beğendi. Böyle morlu lilalı var. Annem sever bu tonları. Ondan sonra bakalım.
Başka. Bu herhalde Beşiktaş forması, siyah beyaz bir şeymiş. Böyle çiçekli göstermişti. Böyle bir desen var. Böyle arkadaşlar. Tek kişilik çarşaf 100'müş. Çift kişilik lastikli ne kadardı? Çift kişilik ne kadardı? 120. Çift kişilik de 120'ymiş arkadaşlar. Mesela bu çift kişilik gri 120 TL. 120 renkler burada çift kişilik, bakın çift. 120 çift kişilik, tek kişilik 100. Çift kişilik renklerini gösteriyorum şu anda size. Bakın böyle görünüyor. Çift kişilik 120 TL. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Bakın ayakkabıcının yanında 250 TL'ye ayakkabıcının yanında. Ayakkabı soran varsa 250 TL'ye spor ayakkabı var. Bakın çeşit çeşit. Jordan diyor. Nike. Fena görünmüyorlar valla. 42 numara diyor. Erkekler için. Kadınlar için de olabilir tabi. Erkek numarası 42 olan kadınlar da mevcut oldu. 250 TL arkadaşlar burası. Bunun tezgah numarası şöyle 58 yazıyor. Altında da 10 yazıyor. 58 numara. Erkek için böyle atletler var. Bayağı transparan ve sert gitmiş. Şuradan göstereyim şöyle. Atletler ne kadar? Ne kadar atletler? Ha? 40. 40 liraymış erkek atletleri. Soran varsa. Evet, beyaz var, siyah var, gri var. Melanj gri. Kolay gelsin. Böyle kadın çamaşırları var. Cevizlerin yanında. Cevizler, sarımsaklar. Sarımsak fiyatları 30-40 falan diyor. Sağlayın. Sıfırınızı selamlaşalım. Sitemin deposu Kuzuspark diyor. Kan merkezi Şile Pancarı 25 diyor. Aa, bunun kilosu 15 olmuş ya. Kırmızı lahananı 5'ten falan dedim önce. Beypazar havuç 20 diyor. Neyse, çok fazla meyve sebze görmek istemiyordunuz. Daha çok yeni kıyafetleri görmek istiyormuşsunuz. O zaman bu tarafa gidelim. Ben bir pazar tarafını çekecektim ama şarjım bitmek üzere. Şurada kapatayım o zaman arkadaşlar. Burada da böyle ürünler var bakın. Saçalı üst TL diyor. Burada kapatıyorum. Birazdan bir pazarını da açarım. 22 Eylül 2023 Kadıköy Cuma pazarındayım. Alt kattayım arkadaşlar. Bit pazar tarafındayım. Bit pazarı görmek isteyenler için ayrı bir video oluşturmak istedim. Bu arada ne alırsan 4 TL'ci 5 TL yapmış Reşat Nuri Güntekin Okulu 2002. Artık 4 TL'ye değil 5 TL'ye alacaksınız. Bakın kek kalıbı bile var böyle. Vintage kek kalıbı. Şu güzelmiş yalnız. Hoş. Şurada bir şey 250 TL dedi ama duyamadım hangisini dedi. Bunları tek tek sorarsak sinirleniyorlar arkadaşlar. O yüzden böyle genel görüntü çekiyorum size, aklınızda fikir olsun neler var diye. Böyle takımı bozulmuş şeyler oluyor bazen. Çay tabakları falan filan. Şöyle likör setleri var. Bozcaada bu şirinmiş gerçekten. Şöyle mesela kadın büstü var. Bunu alıp boyarsınız mesela. Beyaza boyarsınız, altın rengine boyarsınız. Çok güzel olur. Ondan sonra şöyle Kapadokya peri bacaları var. Kapadokya'ya hala gitmediyseniz buradan turistlere sesleniyorum. Yerli yabancı turistler, Kapadokya'ya mutlaka gidin. Fırsat bulursanız, maddi imkanınız varsa efsane bir yer. Ben gitmiştim yıllar önce bir arkadaşımla. Gayet güzeldi. Şöyle langırt oyunu bile var bakın. Futbol meraklısı olanlar için. Ondan sonra şu tarafa dönelim. Burada böyle bir hipopotam var, su aygırı. Pardon, çok özür dilerim. Şöyle kesme kristal cam bardaklar var, su bardakları var. Mesela bunlar kahve yanına falan güzel olur. Böyle tabaklar var. Şöyle bir gözlük var. Şu sehpa da güzelmiş bakın. Yanları böyle kalp şeklinde. Alıp bunu pembeye falan boyarsınız. Kız çocuğunuzun odasına gayet güzel olur. Ondan sonra şöyle bir string art mı deniyordu buna, ip sanatı. Kedi yapmışlar. Bu da güzelmiş ya. Kim attı acaba bunu yapıp? Niye atıyorsunuz bunları? Çok yazık değil mi ya? Ne güzel olmuş. Şu mayonez, ketçap, hardal falan koymak için oluyor ya. Buraya mayonez, buraya ketçap falan koyuyor. Onlardan. Bana öyle bir şey lazım aslında ama pahalı seti olur. O yüzden alamadım hala. Güzelmiş. Aslında fiyatını soracağım. Bu ne kadar? Ha, olmuş. Alsam mı ya? Bana böyle bir şey lazım. Ama kirliymiş temizleyeyim mi acaba?
Bunu güzel bir elden geçirip alayım bari şunu ya. Buna kavanozlarını koymak istiyorum da depremde sallanması, kırılmasın diye. 4 tane koysam sığar herhalde. Alayım bunu ya ben arkadaşlar. Şunu kapatayım sonra açayım tekrar. Şunu kapatayım ben. Şunu da kapatayım, açacağım birazdan. Evet, 22 Eylül 2023 Kadıköy Cuma Pazarı'ndayım. Bit Pazar tarafına geçtim arkadaşlar. Böyle üstü kapalı bir yer, bakın burası. Bit Pazarı Kadıköy Cuma Pazarı'nın alt katında belli bir bölümünde kuruluyor. Kapadokya! Böyle ürünler var bakın. Ne varsanız var. Fön makinesi var, kahve makinesi var. Vibralar mibralar. Anahtarlar var, elektrik anahtarları var. Burada kirli ayakkabılar. Bakayım, benim sevdiğim bir tezgah vardı. 83 numaraydı galiba ya orası. 83 numaraya doğru gideyim arkadaşlar. Diğer tarafta kaldı orası. Şarjım çok az kaldı. Bu arada böyle giysiler de var bakın. İkinci el giysileri alıp temizleyip, yıkayıp temizleyip böyle dolap, gardırop, Zebrama gibi sitelerde satanlar oluyor arkadaşlar. Buralardan alanlar oluyor. Mesela şöyle bir çanta varmış burada. Etnik tarzı sevenler için olabilir. Yani bilmiyorum, belki yıkanınca temizlenir. Şöyle bir çanta var. Fena değil, sade, düzgün bir şeye benziyor. Burada böyle şeyler var bakın. Daha sonra devam edelim. Burası daha çok giysi, ayakkabı falan. Burada giysi, ayakkabı devam ediyor. Çanta fena değilmiş yani. Evet, böyle ayakkabılar, ayakkabılar, saat var. Bakın şurada bir tane güzel bir saat var. Çocuklar oyun oynuyor. Şöyle bir at var. Oyuncak at. Kalpli bir kutu var. Bir dinozor kafası var. Ay, bir kedi çıkmadı. Bunlar kaldırınca yeniden miyavlıyordu falan, öyle bir şey vardı. Şöyle bir basketbol topu var. NBA yazıyor üzerinde. Şu şey, megafon mu deniyordu ya? Hoparlör de denmiyordu. Megafon deniyordu galiba onlarda. Ondan sonra şöyle devam edelim hızlıca. Burada paltolar, maltolar var. Mantlar, kabanlar şöyle. Deri ceket falan var şöyle. 80'ler tarzı. Giysiler ağırlıklı burada. Şöyle şeyler var. Lahana bebek var bakın şurada. Lahana bebekle hatırlıyor musunuz? Oyuncak ayı var burada bir tane. Şirinmiş. Şöyle bir ördek var. Devam edelim. 83 numarayı arıyoruz. Bu neymiş? Çok tatlı kedi. Dibini çıkarmış. Kirli ayakkabıların içinde. Burada DVD, CD, VCD falan gibi şeyler var. Şurada vantilatör var bir tane. Daha şöyle şeyli robot köpekten var. Ondan sonra burada oyuncaklar var böyle. Figür oyuncaklar falan var. Bunlar biraz pahalı oluyor genellikle böyle düzenli durduğu zaman. Şu kediye konuşan kedi, Talking Tom deniyormuş, konuşan Tom. Bakın yeşil devin eli var, yeşil dev. Hop, Hulk da diyorlar. Böyle Minions var burada bir sürü. Bu Madagaskar'ın penguenlerinden var. Angry Birds'ın kuşları. Ninja Turtles'ın figürlerinden var. Böyle şeyler, bakın M&M var burada, M&M'in. Çeşitleri, sarısı, kırmızısı, araba içinde, şöyle motosiklet üzerinde falan. Burada Marilyn Monroe var. Burada da başka figür oyuncaklar var gördüğünüz üzere. Şöyle şeyler de var. Burada figürleri falan var. Ondan sonra burada çantalar var. Ya bu çantaların arasında bazen güzel, ha buldum 83'ü şurada, sesi geliyor. Seçal, seçal, seçal diyor ya. Orası her zaman çok ucuz oluyor. Araya bakacağım. Burada şöyle bir şey var, içine ne konu bilmiyorum, beşiğimsi. Çocuk için oyuncak yapılabilir, bebek çocuk. Çocuk bebek. Çocuk bebeği oyuncak için beşik olabilir.
Bunları alıp yıkayıp temizleyip valla baya güzel şeyler yapan da oluyor. İnternette videolarını izliyorum. Bakın şöyle bir Barbie çantası gibi bir şey var. Burada gözlükler var. Çeşit çeşit gözlük. Şu şey değil, hiçbir şey yok. Böyle ön kısmı kaldırılan gözlükler var ya onlardan. Şöyle. Bu ne kadar? 30. 30 lira iyiymiş bence. Vallahi iyi bence. Şu da güzel köşeli köşeli. İyi fiyat arkadaşlar. Gözlük alacak olsaydım bakabilirdim ama almayacağım için. Şu seçal seçal diye bağıran yere gideceğiz şimdi. Şu neymiş bakayım. Aa, La Casa de Papel'in şeyi ne denir? Bunların bir ismi vardı da unuttum. Değişik bir isim veriyorum. MDF üzerinde bunlar. Şu şey, Kung Fu hoca neydi? Hiçbir şeyin adı gelmiyor bugün. Ha, babam sınıfında. Kırmızı eşofmanıyla. Gelmedi aklıma. Şık duymuş. Şurası 83 numara arkadaşlar burası. Seçal olmuyor diyor şu anda. Akşam geç saatlerde 5 lira, 1 lira. İki tanesi 5 lira falan filan hep görüyorum. Çalıyoruz, satıyoruz diyor. O yüzden ucuza satıyorlar yani. Bazen her şey 1 lira, 2,5 lira falan yapıyorlar. 10 lira. Biz çalıyoruz, satıyoruz. Kaydettik şimdi, ihbar edeceğiz kız. Çalıyoruz, satıyoruz diyor. Neyse işte böyle şeyler var arkadaşlar. Her şey 10 lira diyor. 10 lira ya. Bebek var mesela böyle. Evet, her şey 10 lira ya. 10 lira ya. 10 lira ya. Elbisesi sonradan yapmış herhalde. Böyle bir elbisesi olduğu zaman. Şöyle şeyler var bakın. Şöyle evet, böyle. Çalıyoruz, satıyoruz. Evet. Güzelmiş. Her şey burada 10 lira ya. 10 lira ya. 10 lira ya. Böyle bir şey var. Neymiş? Evet, 10 lira ya. Her şey 10 lira şu anda arkadaşlar. Çok kalabalık oldu. Bu tezgah bakar mısınız? Girecek yer yok aradan. O kadar kalabalık oluyor ki. Çok zor yani buradan bir şey alabilirsiniz. Bakın şöyle yıldızlı şeylerden var eski. Şurada bir çanta var değil mi eski? Aa, bu saat güzelmiş ya. 10 lira arkadaşlar şu saat. Vallahi çalışmıyorsa bile alıp yaptırırsınız, boyarsınız. Gayet güzel. Şöyle tepsiler, süzgeçler, plastik süzgeçler. Böyle bir tepsi var. Bu ne, gümüş mü ya bu? Kulüp bakmayarsınız. Vallahi bu tepsiyi alıp temizlersiniz, üstündeki de kopartırsınız, güzel olur. Şöyle bir şey var. Allah aşkına düşmüş. Bakın böyle bir çerçeve var mesela. Bunu duvara asarsınız. Duvara mesela petrol mavisine boyarsınız. Çok güzel. 10 lira. Her şey 10 lira ya. Bakın Bodrum saati, biri Bodrum saati atmış. Her şey 10 lira.